Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba Eroğlu. Bunlar da benim çirkin kardeşlerim. Bugün harika bir video çekeceğiz. Çok heyecanlıyım. 24 saat boyunca hamile challenge yapacağız. Çok heyecanlı bir video olacak. O zaman hadi hemen hamile oluyoruz. Evet, çocuklarımız hazır arkadaşlar. Sizin evet. Kaç aylık? Benim 6. Benim 9,5. 9,5. Şimdi doğuruyorsun zaten. 9,5 benim. Bununki geç kalmış, kakasını yiyor içeride sen. Evet. Benimki 8,5, doğuma yakınım ben. Benimkimin adı Müzeyyen. Benimkimin adı Diyar. Benimkimin adı Diyar'dı. Diyar benim. Diyar. Diyar hayır, Diyar benim. Bana daha çok yakışmıyorum yani çocuğuma. Bir şey diyeceğim, hangisi Diyar olursa karışmam, yeğenlerimin arasında ben seçim yapamam. Hayır, benimki hep Diyar'dı. Diyar. Bir şey diyeceğim, Diyar bana daha çok yakışmıyor mu Mustafa? Olabilir, benimki hep Diyar'dı. Müzeyyen. İyi ki Müzeyyensin canım kızım. Oh. O yerim. Ya diğerler Müzeyyen'e aşık olursa? Senin kim adın Mihriban? Mihriban. Yap benimki. Ya ben. Diğerler nasıl Müzeyyen'e aşık oluyor? Kardeş lan bunlar. Yap kuzenler evlenebiliyor. Evlenemez, akraba evliliyor. Sen şey misin? Kuzenler ya. Evlenemiyor mu? Evlenir de yani. Evlenmese daha iyi olur. Müzeyyen'im acıktı. Diğer bak dayın orada bizi çekiyor, bayiye götürecek. El salla. Ya Müzeyyen aç. Hadi kahvaltıya gidelim. Diyar acıkmış. Acıkınca hırlanıyor. Ben... Dur Diyar. Açım kahvaltıya git. Müzeyyen çok acıktı. Yemin ediyorum Hoca Yol gel. Müzeyyen 2 santim hiçbir şey yemedi. Müzeyyen'i aç bıraktınız. Hashtag Müzeyyen'i kurtarın. Üşüdü. Çocuk üşüdü. Hadi hadi. Diyar. Adı ne? Diyar. Şov yapıyor hadi. Ne alalım? Diyarım ne istiyorsun diyarım. Diyar benim çocuğum. Bak bir daha diyar derse bu masadan kalkıp giderim. Diyar benim. Diyar. Senin çocuğun ismi Siyah ben. Diyar diyorum. Ya da Ermin. Diyorum ki kızlar sağlıklı bir şeyler yiyelim çocuklarımız için. Ben çorba içeceğim çünkü çorba içmek istiyor. İçinde su var. Ne omuz konuşabiliyor mu senin çocuğun? Nereden biliyorsun? Anlıyorum diyarım mı? Nasıl diyarını anlıyorsun? Bak ismin ne? Bak Diyar dedi, Diyar adı. Kahvaltı aslında. İstiyor benim Müzeyyen'im. Ben kahvaltı ben de kahvaltı alacağım. Çayım yok benim. Doğru. Doğru çocuğum. Hamileler... Dayısı çocuğumu düşün ya. Hamileler çay içemez mi? Bir şey diyeceğim, benim çocuğum neden broma kadar çıktı? Aşağıdan değil, yukarıdan doğuyor. Diyar gidiyor da ağzımdan çıkacak benim. Hamileleri bu kadar güldü. Diyar'a zarar geldi. Ama bu ne? Benimki niye böyle oldu? Oğlum tükürdüğüm çorbayı içeceğim ama yapacak bir şey yok. Domates alalım biraz. Biraz dediğim bir tane. Bir şey diyeceğim ben Diyar'ıma, canım Diyar'ıma bal kaymak yediremiyorum. Siyah bençine. Mustafa bana kaymak uzatır mısın? Oğlum teyze güldürdü. Hepsi tükürük oldu ama bir şey olmaz. Karnımın içindesin zaten. Tamam Müzeyyen aç konuşmayın da yiyin hadi. Müzeyyen doydu. Müzeyyen iyi şu an. Ya ben biraz fazla doymuş. Buraya kadar doydu. Evet ben diyorum ki çok yedik gerçekten çok yedik. Bunları biraz eritelim mi? Şurada bir park var yakında. Gidip biraz çocuklar eğlensin ya. İnşallah gidene kadar çocuğum ağzımdan Müzeyyen aralarındaki tek prenses olarak güzel güzel sallanmak istiyor şu nereden anda. Nereden biliyorsun seninki kız ve bizimki erkek? Biliyorum anneyim çünkü. Annelik böyle bir şey. Hayatımda aldığım en saçma soruydu. Diyar kalkıyoruz hayatımda aşkım. Hayatımda aldığım en saçma cevaptı. Onu belli etmemek için devam ediyordum cümleme. Hadi kalkalım. Evet parka gidelim birazcık artık. Çocuklarımızı eğlendirelim. Parka geldi. Müzeyyen mutlu. Diyarım eğleneceğiz. Çocuğa mı bir şey oldu? Çocuğum akıl sağlığını bozmasın diye teyzesinden uzaklaşıyorum. Tamam sen sancılan burada. Biz geliyoruz tamam mı? Diyarım mutlu musun? Diyarım. Benim diyarım çok mutlu. Diyarım. Yağmur çocuğunu düşürdü. Teyzesi yardım ediyor. Ne diyeceğim bana? Beni düşürdü bu ama. Çocuğum düştü. Diyarım planımız... Atıyor mu kalbi? Bak tekme at. Tam yaşıyor. Çocuğum için, Müzeyyen'im için spor yapacağım biraz. Dur teyze sır kuzeni yardım etsin ona. Hayır kuzeni yardım etmesin. Hayır dur. Yardım etmesin. Ne yapıyorsun? Ya özel. Kuzenlerini sallayacağım. Yağmur ne olacak? Dur. Diyar ağlayacak şimdi. Yağmur düşeceğiz ya. Dur. Diyar düşük yapacak. Dur. Diyarıma zarar veriyorsun. Diyar düşük yapacak ama. Hazır mısınız? Evet. İngiltere'ye babanın yanına gidiyoruz. Hadi bakalım istikamet Özlem'in kocasının yanına. İngiltere. Ya Müzeyyen de sallanacak. Müzeyyen.
Yağmur, Yağmur Allah'ın adını ver. Ya! Ben iniyorum. Allah'ın adını ver. Çok gel. Acılara yürüyor, patlıyorum. Arada bir kalbini yokluyorum cennetten. Doğum. Bak yaşıyorum. Bu kadar park macerası yeter. Yaşıyor mu? Evet. Şimdi bebeklerimize alışverişe. Evet arkadaşlar, geldik. Bebişlere güzel güzel şeyler alacağız. Bakalım neler varmış burada. Merhaba. Tanıdılar çocuklarımızı ya. Ünlü çocuklar, daha doğmadan ünlü. Harbiden ya. Ve hesap kimle oynayacağız? Evet. Bir saat boyunca bir sürü alışveriş yapacağız. Ve en son kimin kartı çıkarsa bütün her şeyi o alacak. Mustafa seçecek üstelik bunu. Kartları karıştırıp ona vereceğiz. Gözü kapalı seçecek. O kişi de hesabı ödeyecek. İnşallah siz edersiniz. Diyarım, teyzeler sana alışveriş yapacak. Diyarım. Çok tatlı şeyler var ama ya. Şuna bak Mustafa. Ne alsam kesin kızlar ödeyecek. Eminim, seviyor. Bunu alacağım. Ama en pahalısını seçeyim dur. Bu galiba. En pahalısı bu gibi görünüyor. Bir tane bornoz alacağım. Yıkayacağım cıbıl cıbıl müzeyyenimi. Yarıma tabii ki erkek ürünlere bakacağım. Bu yeni doğan için biraz fazla mı büyük bilmiyorum. Bence bu yarıma olabilir. Hoş, çok tatlı. Ay bu da çok tatlı. Ben şu an sadece kendi çocuğuma mı alayım yoksa onun çocuğunu da düşüneyim mi? Neyse ben ödemeyeceğim. Her şeyi alayım bence. Evet, diyarıma bunu alacağım. Bir de bunu alacağım. Zaten hesabı teyzeleri ödeyeceği için. Bir de kaç yaş bu? 6 ay. Neyse diyarım 9,5 ay sonra doğacağı için inanıyorum. O kalıp var benim oğlumda. Ya şuna bak, şunun tatlılığına bak ya Mustafa. Yok ama daha pahalı şeyler alacağım çocuğuma ben. Dur bakalım. Ya! Benim bile böyle bir şişme montum yok. Çok tatlı, bunu alacağım. Ödesin teyzeleri. Bugünler için varlardı. Ya bu gecelik mi? Mustafa senin çocuğun var, bilirsin. Gecelik. Olsun, 6 aylıkken giyer. Bedava. Ben almayacağım zaten. Sıkıntı yok. Ya Mustafa şunun tatlılığına bak. Ama tabii ki cinsiyetçi olmadığımız için mavi renklerde de bir şeyler alalım. Değil mi Mustafa? Şu tarz mesela mavi değil mi? Böyle bir şey de alabiliriz gayet. Hoppa. Acaba onlar ne yapıyor? Ay bunlar da çok güzel ya. Ya bir şey diyeceğim Mustafa. Ben gerçekten çocuk doğursam olur mu? Çok güzeller. Bunu alacağım. Birazcık bir yaş. Ne olmuş? Bir yaşına gelince giyer. Belki benim çocuğum bakın bir yaşında doğacak gibi değil mi? Bence ideal gayet. Birazcık da yeni doğan cidden almak istiyorum. Diğer bunu da giysin, ne olacak ki? Çocuğum. Cinsiyetçi olma Mustafa. Diğer giysin bunu da. Babası gibi sarı olursa bunu alıyorum. Kesinlikle alıyorum. Diyarıma başka yok. Şöyle bakıyoruz. Diyarıma uygun bir şey yok. Pijama olarak şunu alabilirim diyarıma. Yakıştı mı? Bence yakıştı diyarıma. Ya çok güzel oyuncaklar varmış. Çocuğuma oyuncak da alalım ama bunlar erkek. Gel Mustafa. Ya çocuğuma benziyor. Bunu alayım da biraz oynasın çocuğum büyüdüğünde. Bunu alayım. Şunun güzelliğine bak. Aynı Leo değil mi Mustafa? Oğluna benziyor aynı. Çok tatlı. Kız bir kere. Oğlun da kız güzeli. Dünyanın en güzel oğlu ama kız güzeli. Şunun erkek versiyonu ya. Ya evet, bu daha çok benziyor. Bunu da alıyorum. Leo'ya alırız bunu da ya. Teyzeleri ödeyecek zaten. Bunu da Leo'ya alalım. Bebek arabası yağmurlu da almak istiyorum. Tam çocuğuma göre. Bir tane anne emzirme önlüğü. Bebek nevresim seti ve de düz kafa yastığı. Ana kucağı örtüsü de almak istiyorum. Nasıl olsa teyzecikleri ya. Çok seviyorlar oğlum. Hepsini ödeyecek. Bez de alayım gelmişken. Bu kaç? 6 XX large olsun. Benim çocuğumun totosu da büyük. Aha, aha tam aradığım şey günlerdir Mustafa. Bunu da aldım. Evet. Gel Mustafa gel. Ve oğluma olmazsa olmazı biberonuyla kaşığı ve tarığı. Ve... Mustafa susar mısın? Çocuğumun tırnak makası mı olmasın? Evet. Birazcık. Çok mu koymuşum? Yok ya oğluma. Diğerime az bir şey düştü de ben hemen oh ama Mustafa yardım et, sancım da geldi, kaldıramıyorum. Bunu alabilir miyiz? Bunu alamayız çünkü oğlum bize çıkabilir. Bunu alsam mı acaba? Yok. Çıkarsa bana olmaz diyarım. Diyarım seni ben sokaklarda büyütemem diye. Bari bunu alayım ben diyarıma diyarım.
Diyarım ben sana alacağım sonra. Yok neyse. Diyarım çok istiyor ama şunları belki alabiliriz. Şunu alabilirim. Bana çıkarsa iade edebiliyor muyum? Hayır. Tamam almıyorum o zaman. Sana bunu aldım. Güzel. Baban sana güzel alır. Güzel şeyler. Alışverişimiz bitti. Şimdi burada üçümüzün kartı var Mustafa. Sen birini seçeceksin. Seçtiğin kart bütün hesabı ödeyecek. Tahmini hesap ne kadardır sizce? 10.000 kesin var da. En az 10.000. Bana çıkmasın. Çok tasarruflu olduk diyorum lan. İnşallah yağmura çıkar. O kadar gereksiz şeyler almış ki. Bir sürü şey almış. Onları ne yapacağız? Hani çekimden sonra ne yapacağız ben de bilmiyorum. Şimdi Mustafa Allah aşkına. Bence maviyi alayım ben. Bir şey diyeceğim. Mustafa biliyordu. Yemin ediyorum bilmiyordu vallahi. Biliyordu. Bir dakika diyorum bir şey almadık diyorum. Dur ben de sancılandım. Bunu alabilir miyiz? Bunu alamayız. Çünkü oğlum bize çıkabilir. Çocuğumun tırnak makası mı olmasın? Bana çıkarsa iade edebiliyor muyum? Bir tane anne emzirme önlüğü. Bebek nevresim seti. Kafa yastığı. Nasıl olsa teyzeciklerin hepsini ödeyecek. Hayır. Diyarım sana hiçbir şey almadım diyarım. Diyarım bilsem alırdım diyarım. Oy diyarım. Diyarım sana bir şey almadım diyarım. Sokaklarda mı sen kalacaksın diyarım. O benim diyarım. Diyarım. Suya ben seninki Allah'ın belası. Bak zaten hesabı ben ödüyorum. Bak çocuğunu vururum ha. Yeter artık diyor. Vursana. Vur bir. Sus hesabı. Vur bir. Vur bir. Hayır. Yardım et teyzesi. Diyorum. Teyzesi. Neyse baban olacak. Yardım sana. Edecek bir şey yok. Yine boğazından gelmiş çocuk. Sen kalk. Kalk. Hesabı ödeyeceksin. Çocuk bu arada Mustafa. Burada. Ödemeyeceğim. Ödemek istemiyorum. Benim şovlar. Doğruyorum. Nasıl bana çıkar ya? Nasıl ben öderim ya? Her şeyi ben almıştım zaten. Ben ama bir şey almadım. Birazcık bir şeyler koymak istiyorum. Geçti. Bitti. Hayır. Bütün mağazayı aldın değil mi sen? Aldım. O kadar çok istemiştim ki ben ne yapacağım? Ben bebek emzirme örtüsünü ne yapacağım? Onu almadan düşünecek. Küveti ne yapacağım? Kartını verir misin canım? Ben ödeyeceğim de kasada. Bırak ya. Verir misin? Ödeyeceğim bak. Tamam. Bu acıyı sen yaşama diye. Buyurun. Diyorum. Sağ ol. Evet sepeti vereyim ben size ya doğru. Sepeti alırken değinmemiz zor. Nasıl bana çıkar ya? Nasıl ben öderim ya? Her şeyi ben almıştım zaten. Doldurmuşum bütün mağazayı ben ya. Nasıl olur bu ya? Teyzesi. Bari yardım edin çocuğum düşecek. Teyzesi çocuğuma bir sürü şey aldım. Müzeyyen. Diyarım. Gerçekten. Oy. Gerçekten çocuğum düşecek. Çok cömert bir teyzem var gördün mü? 12 bin liraya sana kıyafet aldım. Ya bir şey diyeceğim. Bana yardım eder misiniz? Ben hamileyim de. Biz de hamileyiz. Ama ben de hamileyim. Hep biz senin. De hamileyiz. Ben 9 aylık hamileyim. Ben 6. Sen? 9,5. Pilatesimize geldik. Cengiz hocamız burada sağ olsun. Hamilelerin en çok buna ihtiyacı var diye düşündük. Hamile pilatesi yapalım ya Müzeyyen öyle istedi. Diyarım. Benim diyarım istedi. Hocam biz daha önce çok pilates yaptık. O yüzden bazı hareketlere hakimiz. O yüzden hiç zorlanmayacaksınız. Yani daha önce yapmanız aslında güzel. Yani daha önce yapmanız çok iyi ama normalde biz hamileleri grup derste çok fazla almıyoruz. Özellikle hocam nereye mi karışıyor hocam? Özellikle hamileleri. Tamam hocam o zaman pilateslerimize başlayalım. Bakalım kim daha yetenekli? Müzeyyen mi? Diyar mı? Diyarlar mı? Sırt üstü yatıyoruz arkadaşlar. Saygıdeğer hamileleri. Tabii birazcık daha yavaş yatırız. Bir kafam oraya gelecek şekilde. Hocam sırt. Nasıl sırt üstü yaptılar gördünüz mü? Böyle ileride hocam ikisi de. Hocam iskitiniyor. Hocam çocuğum ağzımdan çıkıyor. En büyüğü onunki 9,5 aylık. Hocam diyarıma zarar gelmez değil mi hocam? Yok gelmez. Biraz daha yavaş yapmaya çalış. Çocuğun içeride beyin kanaması falan geçirmesin ama. Hocam ben doğuruyorum. Hocam bu çok eğlenceli hocam. Hocam diyarım diyarlara uçuyor. Bir şey diyeceğim Mustafa çok yetenekli değil miyim? Hocam karnına tekme attı hocam. Dur sakin. Sakin. Dizlerin de aynı oranda aç yanlara doğru. Hocam en güzel isim hangisi? Siyah ben. Diyar Müzeyyen. Diyar mı? Benim burada Diyar. Bir bacağımız havada böyle 90 derece duracak. Böyle mi? Aynen. Hocam bu hareket ne işime yarayacak? Çocuğun beyin gelişimi için çok önemli bir hareket. Yüzünü dön bana doğru. Dön. Bunları al bakalım ellere. Kendine çekiyorsun iyice sırtını sıkıştırmaya çalışıyorsun. Ya benim gösterdiğim harekete bak yaptığına bak Allah'ını seviyorsun. Hocam ya beni niye dümdüz çekmeye çalışıyorum. Üzdünüz. Böyle mi?
Yani gibi. Hocam bir şey yapacağım, bıraksam gibi. Öleceğim. Tamam gel geri. Vallahi kaldım hocam. Hop. Hah tamam. Evet. Ne? Bence ben en iyisini ben yapıyorum hocam bence şu an. Bence de. Şimdi sizden istediğim problemi dümdüz uzatıyorsun karşıya ve yana açıp kapatıyorsun yavaşça. Böyle mi? Böyle mi hocam? Aynen. Burada yeni hocam. Dünya meyvesi var mı? Var. Var mı? Hemen çıksa ben sana vereceğim. Tamam. Hocam hiç inanmadım da neyse. Hocam ben gerçek sporumda bunu yapıyorum. Dumbbell. Hocam ya ben biraz sıkıldım da. Hocam en başarılı kim? Yani bambaşka bir şey yaptığından ötürü şu anda hocam. Bu arkadaşımız. Hocam o keşifte. Evet. Keşifte şu an yeni hareketler keşfedin. Ay. Hocam saçım onun içinde. Dur. Hocam. Gel gel tamam. Dur tellerini sık. Hocam. Dur gel gel. Heh, at böyle. Salak ya. Saçım içine sıkıştı şu telleri. Ya ben seni yapmıyorum ben. Doğurmuyorum hocam. Hayır. Dur. Doğurmuyorum. Sıra ben. Hoş. Doğurmuyorum. Sıra ben. Vallahi özür dilerim ama ben doğurmuyorum. Doğurmuyorum hesabını ben ödedim. Doğurmayacağım. Bu çocuğun elleri ayakları oluşmuştu şerefsiz. Siyah ben teyzelerin olarak biz sana bakacağız. Hadi bak. Elleriniz dizlerinizin üzerinde ve sadece kalçanızı bunun üzerindeyken birazcık öne birazcık arkaya yapacaksınız. Bu. Aferin kız nereden geldi aklına bu? Hocam ben voleybolcuydum söylemiş miydim? Yapma çocuğum öyle kalacaksın. Yapma çocuğum. Özlem bak diye manşet gönderiyorum Özlem yakala. Kafa at. Hocam nasıl buldunuz? Çok başarılıydık değil mi? İnanılmaz bir performans. Ben bu kadar iyi olduğunuzu beklemiyordum. Daha önce yaptığını söylemiştin ama evet. Bu kadar iyi yaptığınızı grup hocam, olarak bilmiyordum. Hocam güzel mi diyar mı? Ya. Sendeyim ben. Hocam peki en iyi anne adayı kimdi burada bu hareketleri? Güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Çocuğumuz artık çok sağlıklı. Teşekkür evet, ederiz. Hocam. Bir şey diyeceğim. Herkesi durdurdum ve buraya getirdim. Çünkü neden? Aşeriyorum. Muz çekti canım inanılmaz şekilde. Herkesi döndürdüm İstanbul'un öbür ucundan buraya getirdim. Burada Migros var, burada bulabilirim diye düşünüyorum. Aşerdim ben Mustafa, bana muz alın. Ben hamile bir kadınım. Ben muz istiyorum şu anda lütfen. Hamile bir kadınım ben. Buldum. Çok mutluyum gerçekten. Ya aşerdim anlıyor musunuz? Anlayamazsınız. Muz aşerdim muz. Ben alıyorum. Yağmur bir poşet daha ver oradan. Canım neden gerçekten kendini hamile zannediyor? Gerçekten güzel yiyemez. Diyar da yesin biraz. Tamam diyarla şey de alıyorum. Biraz diyar da yiyebilirim. İki diyara da alıyorum. Siyah tutun. Bent bu diyar. Siyah bent almayacağım. Sen git öde ben yapana kadar. Ben çok canım çekti. Hadi yiyeceğim. Arkadaşlar gerçekten yani hamilelik de zor yani. Aşerdim gerçekten. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için beğen. Ve tabii ki yorum yap. Seni çok seviyorum. Ve çok mutluyum şu an muz yiyorum çünkü. 5 kilomuz aldık.